devleti kurmak, istiklalden yoksun bir millet, medeni insanlık dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık, görülemez yabancı bir devletin korumasını kabul etmek, insanlık vasıflarından yoksunluğu, güçsüzlük ve miskinliği itiraftan başka bir şey değildir. Bu sözler Türk milletinin haysiyetinin, gururunun ve kabiliyetinin tercümesidir. Esir yaşamayı reddeden bir iradenin parolası da belliydi. O da ya istiklal ya ölümdür. Bundan dolayıdır ki Türk'ün istiklaline saldıranlar kim ya da kimler olursa olsun onlara milletçe karşı koymak ve onlarla çarpışmak gerekmişti. Bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp aynı zamanda emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığı görülmektedir. Bu kan içen vampirlerin aklını başına alması, etrafımızda iftira ve ihanet duvarı örmeye kalkışmalarının ağır sonuçları olacağını bilmeleri, akıbetleri için 15 Temmuz gecesine dikkatle bakmaları ikaz ve ihtarımdır. Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı taşırmasınlar. Maşa kullanıp sütre gerisine saklananların hepsini takip ediyoruz. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayarak boyun eğersek, boyumuz devrilsin, göz yumarsak, gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun. Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini, gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık yapan kim varsa haindir, haşhaşidir, emniyet ve yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş? Hepsini göstermek, hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur. Meclis gündemine gelecek olan 9. yargı paketinde casusluk suçu ile ilgili yeni düzenlemeden rahatsız olanlar çok iyi araştırılıp incelenmelidir. Yurt içinden ve yurt dışından hain FETÖ'cülerin onlara sözcülük yapan satılmış, devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır. Aziz Atatürk diyordu ki, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir ilke yoktur. Türk milleti ve Türkiye'nin gelecekteki çocukları bunu bir an akıllarından çıkarmamalıdır. Biz de aklımızdan çıkarmıyoruz, çıkarmayacağız. Mevzu bahis vatan, millet, devlet ve istiklal olunca gözümüzü daldan budaktan asla sakınmayacağız. Tarih gazetesi başyazarı merhum Muhittin Birgen, İttihat ve Terakki'de 10 sene isimli hatıratında sonraki nesillerin okuması ve adeta ders alması için şunları nakletmişti. Benim Merkezi Ümumiye'ye geldiğim gün, İzzet Paşa'ya kabinesinin 3. veya 4. günüydü. Bütün İttihat ve Terakki erkanı merkezdeydi. Talat Paşa içeride küçük bir odada bazı arkadaşlarla konuşuyordu. Hülasa İttihat ve Terakki'nin son devrinde hep iş başında bulunmuş kim varsa hepsi oradaydı. Herkeste derin bir vicdan murakabesi vardı. Herkes şu 4 senenin faciasını kendi vicdanında hesaba çekmekle meşguldü. İşte bu murakabeyi en derin manasıyla yapan Ziya Gökalp'ti. Ziya Bey diyorum, siz ne diyorsunuz? O derin bir uykudan uyanır gibi gözlerini kaldırıyor, bana bakıyor, sonra bir başkası için hiçbir şey ifade etmeyen fakat kendince bütün tarihi ifade eden bir söz olmak üzere ağzından şu söz dökülüyordu. Her şey diyor, milletin şuuruna bağlıdır. Eğer millette şuur teşekkül etseydi her şey düzelir. Etmemişse bekleyeceğiz. Onun o dakikada en büyük derdi siyaset, ittihat ve terakki ve ittihatçıları bekleyen mukadderat değildi. Bir hafta evveline gelinceye kadar etrafında pervane gibi dolaşıp da birkaç günden beri ayaklarını birer birer Merkezi Ümumiye'den kesmiş olan müritlerini düşünüyordu. Benim en ziyade canımı sıkan şey diyor şudur. 2 günden beri kapımızın ipini çeken kalmadı. Fakat diyor millet elbette vefalıdır. Uzun sözün kısası merhum ve düşünce kuvvemiz Ziya Gökalp'in de isabetle temas ettiği gibi teşekkül etmiş millet şuuru sayesinde Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmıştır. Çünkü milli şuurun ışıkları bazen solsa da hiç sönmemiştir. Merhum hocamız Profesör Doktor İbrahim Kafesoğlu'na göre millet tarihi bir oluştur ve onun teşekkülünde en büyük rolü milli şuur ve hakimiyet şuuru, milliyet şuuru oynamaktadır. Bu şuur milleti meydana getiren fertler arasındaki istiklal duygusundan kaynaklanmakta ve istiklal duygusunun temeli de Türk kültürünün içerisinde yatmaktadır. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun stratejisi milli tarih ve kültür hazinesinden mülhem bir Türk mucizesidir. Hiç kuşkunuz olmasın ki milli birliğin temeli milli şuurdur. Mustafa Kemal Paşa'nın Türk milletine dayanarak başlattığı Kurtuluş Savaşı asırlar boyunca damıtılan Türklük şuurundan ilham, irade, itibar ve güç almıştır. Bugün için ulaşılan sonuç Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği gibi asırlardan beri çekilen milli felaketlerin yarattığı uyanıklığı eseri ve bu aziz vatanın her köşesine sulayan kanların bedelidir.